17. yüzyılın önde gelen bilim adamlarından olan Christian Huygens, fizik, astronomi ve matematik alanlarında kendisini ispat ederek ismini bilim tarihine altın harflerle yazdırdı. 1629 yılında varlıklı ve ileri görüşlü bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'da dünyaya gelen Huygens, henüz küçük yaşlardayken evde çağının en etkili düşün, bilim ve sanat adamlarıyla ilişkili ve diplomat olan babası gözetiminde müzik, mantık, mekanik, matematik ve coğrafya gibi konularda eğitim gördü. Üniversite eğitiminden sonra kendisini tümüyle bilimsel çalışmalara veren Huygens, bu çalışmalarına astronomi alanında başladı. Teleskobun daha yeni yeni kullanılmaya başlandığı bu dönemde gözlük camı yaparak yaşamını sürdüren Spinoza ile tanışarak güçlü bir teleskop elde etmeyi başardı. Meraklı kişiliği ve dizginleyemediği araştırma duygusu sayesinde Orion takım yıldızını keşfetti. 1665 yılında o zamana kadar keşfedilmiş en büyük uydu olan Titan uydusunu gözlemledi. Satürn'ün halkaları ile ilgili çalışmalar yapan Huygens, Mars gezegeniyle de ilgilendi ve bir Mars gününün yaklaşık 24 saat olduğunu hesapladı. Babasının benim küçük Arşimet'im diye çağırdığı ve hayatı boyunca sayısız buluşa imza atan Hollandalı bilim adamı, sarkaçlı saati icat edip patentini alarak saat dünyasını bambaşka bir boyuta geçirdi. Sarkaç mantığını Galileo'nun bulduğu bilinmektedir. Bir zincir ya da ince bir çubuğun ucunda bulunan ağırlık, yerin çekim kuvveti yardımıyla ritmik bir biçimde sağa sola salınımı sağlamaktadır. Bu salınım saatin ritmini oluşturmaktadır. Galileo'nun sarkaç teorisini üretmesinden sonra daha kesin zaman ölçümü yapmak niyetiyle 1656 yılında sarkacın salınım hareketini bir dizi dişli çark üzerinden saatin kolonlarına iletirken, bir yandan da sarkacı sürekli salınım halinde tutmanın yolunu bularak ilk hassas sarkaçlı saati geliştirdi. Sarkaçlı saatlerin senkronizasyonu ile ilgili de deneyler yapan Huygens, bu konudaki teorisini ise tesadüfen ortaya çıkardı. Bir gün evinde bulunan kendi ürettiği sarkaç saatleri uzun uzun izlerken sarkaçların uyumu Huygens'in dikkatini çekti. Aynı hareketi yapabilmeleri için tam olarak aynı anda başlamaları gerektiğini, bunun da büyük bir tesadüf olduğunu düşünerek saatleri durdurdu ve farklı noktalardan farklı zamanlarda sarkaçları bıraktı. Her seferinde biraz zaman geçmesinin ardından saatlerin eş zamanlı çalışmaya başladığını, yani sarkaçların salınım frekanslarının eşitlendiğini gördü. Senkronizasyon olarak tarif edilen bu durumun sebebini kavrayabilmek için saatlerin yerlerini değiştirdi ve gerçekten de mesafenin senkronizasyon hızına etki ettiğini gördü. Daha iyi gözlemleyebilmek için bir düzenek kurarak iki sandalyenin arasına iki saat astı ve farklı zamanlarda çalıştırdı. Sonuçta ortaya çıkansa yine senkronizasyon oldu. Bunun üzerine Huygens şu kanaate vardı: hareketin iletimi sayesinde etkileşim içerisinde olan iki sarkaç saat eş zamanlı olarak çalışabiliyor. Gözlem gücü her zaman yüksek olan Huygens, mekanikte, optikte ve doğa bilimlerinde matematik kullanımını büyük ölçüde geliştirdi. O, buluş ve önermeleriyle modern bilimsel anlayışın ilk gerçek temsilcisi olarak kabul edildi.